Sevgili seyirciler merhaba, hoş geldiniz efendim. Gayrimenkule yön verenlerde birlikteyiz. 2017 yılını artık bitiriyoruz, son günlerindeyiz. İnşaat ve gayrimenkul sektörü açısından nasıl bir yıl geçirdik? 2018 yılında sektör hakkında değerlendirmelerde bulunacağız. Ve Türkiye'nin global emlak pazarındaki yeri hakkında konuşacağız, değerlendireceğiz efendim. Konuklarım Aremas Gayrimenkul Genel Müdürü Vedat Arslan. Hoş geldiniz Vedat Bey. Hoş bulduk. Ve Müjdat Güler, Nova Holding CEO'su. Hoş geldiniz Müjdat Bey siz de. Böyle bir açılış yapayım dedim Vedat Bey. Çünkü yılı da tam bitiriyoruz. Doğru bir zamanlama olduğunu düşünüyorum. 2017'li yılı da nasıl geçirdik? Bir sürü gelişme oldu sektörde biliyorsunuz. Çok da konuşuldu. Artılarıyla, eksileriyle sizin açınızdan nasıl geçti? Vedat Bey sizden başlayalım, sizden bir yorum alalım istiyorum. Buyurun. Yani bizim açımızdan 2017 aslına bakarsanız kötü geçmedi. Şirket olarak baktığımızda 2016 ile karşılaştırdığımızda yine bir belli bir büyümeyi gerçekleştirdik. Sektörel açıdan baktığımızda ise aslında yılı ikiye ayırmak daha doğru olacaktır. İlk yarısı ve ikinci yarısı diye daha hareketli bir ilk yarı vardı. Fakat ikinci yarıda özellikle işte dövizdeki hareketlenmeler, faizdeki her iki türlü faiz, hem mevduat faizleri hem de kredi faizlerindeki, mortgage faizlerindeki yükselmelerden dolayı daha sakin, daha yavaş bir satış seyri, konut anlamında konuşursak bir trend izledik. Yani ama genele baktığımızda 2017-2016'nın başarısını zannedersem yakınlarında bir yerde olacak şekilde kapatacak. Hani sene başında hedeflediğimiz 1,5 milyonlu rakamları sanırım tutturamayacağız ama en azından bu hareketliliğe rağmen kötü bir yıl olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Evet, yani geçen seneki rakamın biraz üstünde herhalde bir rakamla kapatıyor olacağız. Yani o yakınlarında sağında solunda bir yerlerde ama gene böyle bir sene başında 1,5 milyon hedefi vardı. Hı hı. Benim öngörüm o 1,5 olmayacaktır ama geçen seneye göre kötü olmayacaktır. Peki kötü konut değildir. Fiyatları açısından baktığımız zaman nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Nasıl bir seyir izledi sizce bu seneki fiyatlar? Yani bu sene fiyatlarda mecburi bir artış zaten oluştu. Neden mecburi bir artış oluştu diyorum? Çünkü geçen seneden ötelenen maliyet artışları vardı. O maliyet artışlarının bir şekilde fiyata yansıması gerekiyordu. Zaman içerisinde, dönem içerisinde ufak ufak yansıdı. Fakat bu yeni projelerde daha fazla hissedilir halde. Çünkü maliyetler gerçekten çok yüksek. Daha eski projelerde bu geçmişin maliyetleriyle yapılmış satın almalar vardı. Orada bir tık daha esnek hareket edilebiliyor. Ama yeni projelerde mecbursunuz. Çok yüksek maliyetler oluşmaya başladı. Biz eskiden orta ölçekli bir konut projesini bundan işte nasıl söyleyeyim size 2 yıl önce 1500 lira ortalama maliyetler konuşurken şimdi ve inşaat alanı üzerinden konuşuyorum. Satılabilirden de konuşmuyorum. Şimdi 2200 liralar, 2300 liraları falan konuşur hale geldik. Maliyet bu. Maliyeti konuşuyorum. Sadece inşaat maliyetini konuşuyorum. Arsa maliyeti var bunun üzerine. Ben hemen tabii kafam çalıştı. İnşaat maliyeti buysa o zaman satış fiyatları yok, da buysa şeklinde. Değil. Ama yani, arsa ciddi bir arsa maliyeti. Bu işin en önemli maliyet girdisi arsada zaten aslına bakarsanız. Yani %50 kat karşılığı ile eğer bir inşaat yapıyorsanız 5000 liraya sattığınızda 2500 lira zaten arsa maliyetiniz var demektir. 2000 lira, 2200 lira da inşaat maliyetiniz varsa zaten 4500-4700 lira maliyetiniz var demektir. 5000 liraya sattığınız bir üründe bile. O zaman şunu söylüyorsunuz. Aslında hani bu rakamın altında çok da satılabilir bir şey üretmek mümkün değil gibi. Yani 4000 liralar normal olması gereken bu mu fiyat anlamında metrekarede? Şimdi her bölgede arsa maliyeti farklı.
İstanbul içinde dahi her bölgede farklı. Dolayısıyla sizin arsa maliyetiniz neyse satış fiyatınızı esas belirleyen unsur o oluyor. Üretimde de hani demin 2000 liralar, 2200 liraları konuşuyorum ama orta ölçekli bir konut projesinden bahsediyorum. Siz bunu üst segmente taşıdığınızda 1250 dolar, 1500 dolarları da konuşabilirsiniz. Yani hani o açıklık da mevcut. Ama arsa maliyetiniz neyse sizin satış fiyatınızın temelini o belirliyor. Evet. Bugünkü koşullarda. Müjdat Bey, siz ne dersiniz? Nasıl bir sene geçirdik? Sektör açısından bir değerlendirme yapacak olursak hedefleri tutturduk gibi görünüyor aslında, yakın en azından satış rakamlarına baktığımız zaman. İstatistikler böyle söylüyor. İstatistikler doğru söylüyor. Bence 2017 öyle herkesin çok kötümser diye çok konuştu, dedikodusu çok ama rakamlar müsbet. Rakamlar geçen seneye göre daha iyi. Bizde dünyada bu oranlar çok farklıdır. Örneğin yurt dışında bakarsınız 5-10'da 7 milyon Amerika'da mal satılmış ama 1 milyon adedi üretilir. Bizde şöyle bir şey var. Ürün stoğumuz çok az. Yani nüfusumuza göre eldeki 20 milyonluk ürün çok az. Çok büyük bir kapasite var. Çok derin bir piyasa. 600 bin tane her yıl evlenme oluyor. 125 bin adet boşanma oluyor. Konut ihtiyacı çok fazla. O yüzden bu ruhsatlara bakın. İnsanlar, yükleniciler piyasanın iyimserliğini satın almış vaziyette. Ruhsatlarda büyük bir artış var. Evet. İnşaat ruhsatlarının artışı, evet, yükleniciler piyasaların ileride çok büyük, daha iyi olacağını düşünerek devamlı ruhsatlara saldırıyorlar. Satışlar tabii ki onlara umut veriyor. Ama piyasadaki satıcılar, çünkü üretimin Vedat Bey'in örneğin yaptığı %10'luk marka konutların satışlarında burada gerek yüklenici ehil, gerek TOKİ ehil, gerek bankalar projeleri çok iyi inceliyorlar. Oradaki daha bir bilinçli, satıcı bilinçli, alıcı bilinçli, orada güven var. Orada %10'da işler iyi gidiyor. Fakat bu %90'da İnsanlar satamadıkça kendilerinden kabahat bulmuyor. Ve diyor ki hayır, bu mal satılmıyor diyor. Bir de en önemlisi, biz üretirken tüketiciyi üretemiyoruz. Çünkü neden? Bir kere inşaat süreli, inşaat maliyetleri, bunlar hepsi, bu konuşulan rakamlar 36 aya göre düzenleniyor. Çok, yani bir bu budur demek diyemezsiniz. Yani bugün inşaatın süresi kadermiş gibi 36 ay konuşuluyor. Bunlar 10-12 aya çekilebilir. Burada büyük bir maliyet olayı olabilir. Teknoloji bugün inşaat işine hiç girmedi. Bu kadar girmemesinin sebebi, o kadar çok fazla yüklenici var ki, kasabı, manavı, öğretmeni, doktoru, tekstilcisi bu işin içine giriyor. Ve bunların bir teknoloji üretecek bir know-how'ları yok. Yabancı yüklenicileri içeri sokamadık. Bir de İnsanları malı satın alsın diye bu mortgage yasasını çıkartamadığımız için 30, 40, 50 yıl vadeleri yapamadık. Faizler içeride, banka ne yapsın? %15 ile aldığı parayı gel sana %7 ile satacağım diyecek hali yok. Bir şey söyleyeyim mi? Burada hani birkaç bölüm oldu, biliyorsunuz program yapıyoruz. Herhalde 13-14 bölüm oldu. Genelde şunu hep ben sordum mesela. Hani konut fiyatlarını biraz aşağı çekme şansımız olabilir mi? Hep maliyetler yüksek deniyor ya. Ortak nokta şu, fiyatları aşağı çekmemiz mümkün değil. Ama siz diyorsunuz ki hep, hayır, bunu tekrarlıyorsunuz. Hayır, İşte süreyi şey düşürebiliriz, teknolojiyi süreyi getirebiliriz. Evet. Bunlarla biz fiyatı bunlarla düşürürüz fiyatlar diyorsunuz. Aşağı çekilir. Bir de arsa üretmemiz lazım. Vedat Bey, ne kadar maliyet, arsa. Esas maliyet, evet, arsa. Arsayı üretmekte de şu var. Biz esasında İstanbul'da yeterinden fazla arsa var. %65 ormanı olan, yani yeşil alan olan bir şehriz biz. Bizim iki hattımız var. Bir aşağıdaki güney hattında hiç yeşillik yok. Bakın haritaya, her şey bina. Tam bir rezalet. Biz bu İstanbul'u, yukarıda %65 bir kesim var, ormandan %15 çalıp biz şehri oralara taşımadan arsa maliyetlerini aşağı çekmemiz mümkün değil. Biz hazine arazileri, orman arazilerinde, hani ikibe alanlarını bu vatandaşa 2981 sayılı bir 2B yasasıyla
vatandaşa verip bir de üzerine bunu bir kentsel dönüşüm diye bir ucube bir sistem uydurduk. Burada büyük hata yaptık. Bizim arsayı en güzel yani şimdi bakın inşaat sektöründe üretim, maliyet, saydamlık, güven esasıyla siyasi iradenin oyu birbiriyle çakışıyor. Siyasi irade üretimin aşağıda olmasını istemiyor. Siyasi irade bu sektörde inşaatçıları denetleyip bu sektörde 500 bin tane inşaatçı olmaz. 500 bin üretilen yerde 500 bin inşaatçı olmaz. Amerika'da bu işi 100 tane inşaatçı üretiyor %90'la. Türkiye'de ise bir inşaatçı enflasyonu var. Türkiye'de 4 tane ayrı fiyat var. Bunları söyleye söyleye dilimizde şey kalmadı. Bu 4 tane ayrı fiyat mevzuyla bunun içinden çıkmak mümkün değil. Dünyada artık gayrimenkulü sattıran 3 tane şey var. Birisi güven, birisi getiri. Yani 10 yılında getiri yoksa o ülkelere insanlar pek uğramıyor. Üçüncüsü de immigration, yani nedir? Oturma izni. Tabii. Veya vatandaşlık. Türkiye bunu öyle bir yanlış yapıyor ki vatandaşlık yasası çıkartıldı, yönetmeliği yok. Vatandaşlık dünyayı izleyerek bir vatandaşlık yasası çıkartılmadı. Çünkü bizim bugünkü mütekayfet yasasında 50 bin dolardan mal alsan Türkiye'de oturma izni alırsın. Şimdi o pazarlara gireceğiz. Yurt dışı pazarını şimdi burada konuşmayalım ama hani her programda yine söylüyoruz. İnşaatçı enflasyonu var. İşte 300 bin, 500 bin rakamlı tabii. Hani tam net sağlıklı bir bilgi yok ama bir sürü inşaat firması var. Hafta sonu şöyle bir anım oldu. Sektörle alakası olmayan işte balıkçılık sektöründe çok iyi olan bir arkadaşımız bu işi çok iyi yapıyor. Aynı zamanda bunun restoranı var, toptancılığını vesaire yapıyor. O kadar çok hani maddi olarak iyi ki bir birikimi var ve bunu inşaat sektöründe değerlendirmek istemiş, girmiş ve tabii şu anda çok zor durumda, batırmış parayı. Ondan sonra ve şu anda yaptığı iş de riske girmiş durumda. Tabii. Düşünebiliyor musunuz? Yani siz balıktan çok iyi anlıyorsunuz. İnşaat ne alaka? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Bakın Müjdat Bey de ben de bu işin içerisindeyiz değil mi? Yani ben gayrimenkul konut projelerinin tamamen içindeyim. Bütün satış pazarlama operasyonunu yönetiyoruz. Aslına bakarsanız büyük bir gayrimenkul operasyonunda ana bacaklar olarak baktığınızda, bir sürü bacağı olabilir ama ana bacaklar olarak baktığınızda bir satış vardır, bir üretim vardır, bir de finans vardır aslına bakarsanız. Şimdi bu üç ana bacaktan bir tanesini zaten biz oluşturuyoruz. Bana da çok fazla gelmiştir. Ya işte şurada bir tane, tamam kendi ölçeğimizde diyelim, kendi boyumuzda, ya şurada şöyle bir şey var. İnşaat yapalım. Yapsana. Ya da gel bu inşaatı size beraber yapalım. Çok gelir. Yok. Yani peki siz satış pazarlamada hani birçok projenin şeyini yapıyorsunuz, hani satış ve pazarlamasını yapıyorsunuz. Siz de karşılaşıyorsunuzdur herhalde değil mi? Yani müteahhitleri nasıl değerlendirirsiniz? Buradan biraz dedikodu yapalım. Yani müteahhitleri şimdi şöyle, hepsi işin ehli noktasında mutlaka seçiyorsunuzdur da hani size hiç işin içinde olmayan, bu işi hiç yapmayan müteahhitlerde geliyor mu? Şimdi ben bir ve nasıl karşılık ben bir laf öğrendim zamanında. Bana dediler ki eğer sen yaptığın işi çok iyi yapıyorsan iyi bir teknokratsın. Eğer anlamadığın işi iyi yapıyorsan ve o işten para kazanıyorsan iş adamısın. Yani anlamadığın işi yapıyorsan. Anlamadığın işi de yapıp ondan da para kazanıyorsan. Ama onu neden öyle biliyor musunuz? Bir insanın, ben Vedat olarak söylüyorum, her işten anlamam mümkün mü? Değil. Finanstan anlamam, inşaattan da anlamam. Bir vatandaş kadar anlarım ya da öyle söyleyeyim. Profesyonel bir insan olarak anladığımı söyleyemem. Günün sonunda siz de eğer iyi bir iş adamıysanız doğru profesyonelleri barındırıp doğru bir sistem kurabiliyorsanız aslında her işi yapabilirsiniz. Yani ben şey fikrine şey değilim, karşı değilim. Ya işte tekstilci geldi inşaatçı ol, olsun. Kuyumcu geldi inşaatçı ol, olsun. Ama doğru yapılanma olursa diyorsunuz, doğru yapılanmayı olsun. Yapıyorsa olsun. Ama geneldeki geliş mantığı, sizin tanıdığınızda ya da yaşadığınız örnekteki mantık şu: ya
İnşaat yapmak nedir ki? Bir tane kalfayla anlaşırsın, yaparsın inşaatı. Konuyu bu kadar basite indirgerseniz, konuyu bu kadar basit hale getirirseniz, inşaat sektörü aslına bakarsanız, baktığınızda doğru yaparsanız iyi para kazandıran, doğru yapmazsanız ölçeğinize göre sizin ana işinizi de, sizin ölçeğiniz ne olursa olsun, girdiğiniz işin boyutunu da göz önünde bulundurarak söylüyorum, işinizi batırabilecek bir sektördür. Ve çok hızlı. Çok hızlı tabii. Çok hızlı. Çok hızlı kazanıp çok hızlı kaybedebileceğiniz tabii bir sektör aslında. O yüzden sistemi doğru kurmak gerekiyor. Doğru ekiplerle çalışmak gerekiyor. Piyasanın o günkü koşulları neyse o koşullara göre hareket ediyor olmak gerekiyor. Ondan sonra tabii ki doğru bir şekilde sattığınız durumda da bir konu daha var. Bence çok önemli. Nakit akışını da doğru yönetebiliyorsanız. Hatta en önemlisi belki. Tabii ki. Tabii ki. En önemlisi. Nakit akışını da doğru yönetebiliyorsanız inşaat sektöründen çok iyi para kazanırsınız. Peki siz girmeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Peki. Siz efendim merak ettiğim... Vallahi ben zaten yeterince iş içindeyim. Evet, evet. O riske yeterince sahibim çünkü zaten. Çünkü şöyle bir şey var. Bu işin içinde olunca oradan buradan şuradan mutlaka teklifler geliyor yani. Hadi biz de yapalım şeklinde. İnşaat işi bir kere size şöyle söyleyeyim. Müjdat Bey, projeniz kolay, var mı? Var da bize kadar, mi söylemiyorsunuz? Hayır, lütfen hayır, bizimle paylaş. Hayır hayır. O kadar basit ve kolay bir iş değil. Tabii. Bugün bizde Vedat Bey'in söylediği gibi tekstilci sanayiciler giriyor. Muvaffak olmalarının 3 tane sebebi var. Sanayi inşaattan daha zordur. Sanayi zaten matematiği olan, planlaması olan, iyi planlama yapıyorlar. Öz sermayeleri de var. Ve kredibiliteleri de var. Dolayısıyla bunlar başarılı oluyor zaten. Benim bahsettiğim kasap, manav, balıkçıdan ben bahsediyorum. İşte benim yani örnekteki gibi. Benim yoksa benim örneğimde sanayiciler girsin. Hatta sanayiciler girdikçe bu sektörün kalitesi regüle artar. Regüle oluyor aslında sektör. Kalitesi artar. Yeterlilik durumu artar. Zaten şu anda bizim bu arkadaşlarımız dünyada 3 tane deyim var. Birisi yüklenici, buna dışarıda developer deniyorlar. Bir tane construction, yani buna müteahhit deniyoruz. Bir de bunun satıcıları ve finansçıları var. 4 tane ayak katılıyor. Bizim buradaki en önemli sorunumuz, dördünde de yeterlilik belgesi diye bir belge yok. Nihayet buradan bir müjde verelim dinleyenlere. 27 Kasım tarihinde Türkiye'de emlak konusunda çok alttan bir çalışmayla Avrupa Birliği normları geldi. Fakat şimdi bakalım buna dernekler, federasyonlar ne diyecek ve mahkemeler ne diyecek? Yani şu anda Türkiye'de bir emlak yasası yok ama yeterlilik belgesi geldi. 25 sayfa, 24 sayfa bu yayınlandı. Şimdi bu insanların elinde bu bir fünyesi çekilmiş bir bomba. Şimdi bakalım buna kim uyacak? Demek istediğim anda bir de inşaatlar için böyle abi Avrupa Birliği normlarında yeterlilik belgesini bence inşaatçı arkadaşların çıkartması lazım. Avrupa Birliği'ne çıkarsa bunlar sonuçta ne olursa olsun birisi mahkemelere verecek, hükümeti verecek. Yarın teslim edilmeyen daireler yüzünden hükümetlerin büyük sorumluluğu var. Yargıçların sorumluluğu var. Avrupa Birliği bir akıllının başına gelecek evini kaybeden birisi. Bunların hepsini mahkemeye verecek. Bu memleketin gayrimenkul sorununu galiba Avrupa mahkemeleri çözecek. Çünkü Türkiye'nin çözme gibi bir eğilimi yok. Halbuki çözse inşaat sektörleri şöyledir. İnşaat sektörüyle kalkınmayı arttırırsınız. İnşaat sektörüyle işsizliği çözersiniz. İnşaat sektörüyle yanda 435 tane yan sanayi var çözersiniz. Ve muazzam sizi siyasi olarak iktidar yapar. Ama bunu yönetemezseniz siyasi iktidara gidersiniz. Amerika'da 8 senede Bush hükümetleri gayrimenkul ayakta kaldılar. İnşaat sektörü bir patladı 2008'de. Obama geldi. Yani inşaat sektörleri siyaseti bile değiştirir. Doğru. O yüzden çok iyi yönetilmesi gerekir. Bu arada bir tane izleyici sorusu var. Onu soracağım. Ondan önce de bir hatırlatma yapalım. Efendim bize soru ve yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hatice Kolçak Twitter adresimden. İzleyicimizin sorusu şöyle. 2018'de banka kredi faizleri düşer mi demiş. Hani bu arada 2018'e geleceğiz ama cevaplarsanız birer cümleyle sevinirim. Kısa vadede düşeceğini düşünmüyorum. Yani önümüzdeki 6 ay diyebilir miyiz kısa vadede? Evet. Siz? Ben banka faizleri kesinlikle düşmez diyorum biraz evvel konuşurken. Çünkü bugün enflasyonun bu kadar yüksek olduğu, paranın yüksek şekilde alındığı yerde banka buna çözemez.
bu konut kredisine ayrılan faizlerin düşmesi için artık böyle aspirin tedavileri falan değil, kesinlikle ikincil kağıtlara geçip, mortgage yasası çıkartarak, hakiki mortgage yasasına geçip, bunu yurt dışından fonlayıp 20, 30, 40 yıl diye yaparsak, o zaman bizim insanlarımız 30 yıl vadede, 10 yıl vadede konutu alamayan adam, çünkü 10 yılda adam 5000 lira şey ödüyor, mortgage yani konut kredisi ödüyor. Halbuki o ev 2000 dolar, 2000 liraya kiralık. Çünkü adama sen bunu 30, 40, 50 yıl verirsen adam kira ödeyeceğine evi alacak. Tüketiciyi biz böyle öğreteceğiz. Çünkü tüketicinin satın alma gücü yok. İnsanları kira ödermiş gibi ev sahibi yapabilmenin yolu arsa üretmekten, inşaat maliyetlerini aşağı çekmekten, vadeyi uzaltıp faizleri aşağı indirmekten geçiyor. Başka bunun bir formülü yok. Ama yani, faizler düşmez diyorsunuz. Düşmez. Faizler bu şartlarda düşmez. Bu şartlarda düşmeyecek. Dolayısıyla evet, hani burada hemen seyircimize de bir cevap olur diye söylüyorum ben. Eğer ev almayı düşünüyorlarsa, faizlerin düşmesini bekliyorlarsa beklemesinler. Tabii öyle bir beklentiye girmesinler. Ben tabii şunu da söyleyeceğim. Yani Müjdat Bey'in söylediğine destek olarak, bugün Avrupa'da gidip bir euro bazında bir kredi kullanmak istediğinizde kullanacağınız kredinin yıllık faizi yüzde maksimumunu söyleyeyim. Maksimum %1,5'la kullanırsınız. Hı hı. Maksimum yıllık 1,5. Bizde bunun karşılığı yıllık %15'tir. O da mortgage olduğu için, hani KKDF ve BSMV olmadığı içindir. Normal diğer kredi modellerine döndüğünüzde bu oran 16'lar, 17'ler, 18'ler diye gider bugünkü koşullarda. Dönüyorum terse, neden düşmez? Bugün paranız varsa bankaya mevduata yatırdığınızda ortalamayı konuşalım, %14,5-15'leri görüyorsunuz. Çok ciddi, çok ciddi. Şimdi bir rakam getiriyor. %15 mevduata gelir veren bankanın dönüp de %1'le, ki basit bir şekilde döndürdüğünüzde yıllık %12'ye denk geliyor. %12 ile borç vermesi zaten teknik olarak mümkün değil, öyle değil mi Müjdat Bey? Tabii. Mümkün değil. Dolayısıyla mevduat faizleri düşmeden, ki mevduat faizinin düşmesi bile, bugün 15'ten 10'a çektim demesi bile, sonuçta verdiği bir, bugüne kadar kullandırdığı bir mevduat var ve onun bir vadesi var. O vade dolana kadar zaten bu faizler hiçbir şekilde geri gelmeyecek demektir. Ama diğer taraftan şöyle bir şey de var. Hani hep mevduat faizleri çok yüksek. Hani bu da biraz hani alımları da öteliyor. İnsanlar parasını mevduatta tutmayı tercih ediyorlar diye konuşuyoruz sürekli. Diğer taraftan baktığınız zaman gayrimenkul de kendi kendine yükselen bir değer neticede. Evet. Yani ana paranız değişmiyor. Üzerine faiz geliyor ama halihazırda biten bir yere yatırım yaptığınızda, öyle değil mi Müjdat Bey? Yani hem gayrimenkulünüz yükseliyor. Ben şimdi tabii ki işin bu tarafındayım ya. Ben böyle mantıklı görüyorum. Bir ev alıyorsunuz. Evinizin fiyatı olduğu yerde yükselirken kirayı da vermişseniz bir taraftan da kira geliriniz oluyor. İşte biz onu kaybettik Hatice Hanım. Alıcı, bunların hepsini o kadar iyi bilen insanlar ki, dünyada bir işi en iyi alıcı bilir. Alıcı onun hesabını yapar. Bakıyor gayrimenkul fiyatlarında. Bizde bu gayrimenkullerin bu çok iyi olması, gayrimenkulde adam hem gayrimenkulün bir getirisini alıyordu, hem de bir de değer artışını. Evet. Devlet şimdi ikisine de göz dikti. Diyor ki değer artarsa üstünden bir vergi alırım. Kiradaki şeyleri bu sizden eskiden belli rakamları indiriyordu. Şimdi onları da indirmiyor. Oradan da vergi alırım. Yani devletin bir, affedersiniz, bir açkurt gibi, yani zararına ortak olmadığı bir gayrimenkulde değer artış gelirlerine ve kira gelirlerine saldırması. Geçen gün FİAPSİ'de toplantıdaydı. Yıllardır böyle. Yıllardır yeni böyle şey değil. Son ki zamanlarda daha çok değer azdı. Değer artış kazancı vergisi. Ben bildiğim bileli var son 10 yıldır. Bak, oyun içerisinde de işte ikisi var. Siz şimdi maliye kökenlisiniz bizim gibi. Şöyle söyleyelim. Eskiden 5 yıl tutarsan, hiç satarsan hiçbir vergiye tabi değildi. Evet. Şimdi bu değişti bak. Oyunun kaidesi değişti. İkincisi, eskiden indirimler götürü %25'ti. Şimdi onu %10'a indirdi. Bunlar oyun içerisinde değişen kaidelerdir. Makable şamil deriz biz eski Osmanlı kafasıyla bunu. Yani geriye yönelik sizin tabirinizle. Osmanlıca konuşmayalım. Şimdi oyunlar oyunun kaideleri değişiyor. Hani imar değişikliklerini falan bir kenara atalım.
alıcı için en önemli şey her an tedirgin. Bana 3 yerden. Şimdi adam tapuyu tam istiyor, vermiyorlar. Adam eksik alıyor. Sonra diyorlar ki adama, vay sen eksik gösterdin, bunun üzerinden bir daha vergi ver. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Sonra adama diyor ki değer arttın, zararına ortak olmadığı bir şeyde devlet oturuyor. Size bir fazla uzatmadan bir kelimeyle söyleyeyim. Geçen gün bir panelde, biz Türkiye'yi temsil ediyordum ben. Orada da Belçikalı adam konuştu. Belçikalı dedi ki, vallahi dedi, biz dedi Belçika'da dedi yabancı yatırımcılar mal alsın diye çok düşündük, taşındık. Ve bütün bu kiralardan elde edilen vergileri yabancı vermesin, bir de alım satım vergilerini vermesin diye bir yasa çıkarttık. Anormal yabancılar bize geliyor. İnsanlar bunları düşünüyor. Tabii, tabii. Yani insanlar artık, yani buraya insanlar nasıl gelir? Nasıl gelsin? Dünyada artık dış ticaretin dışında bu rakamlar konuşuluyor. Amerika'da bu rakam 2009'da 5 milyar dolardı bizim bugünkü gibi. Bugün 159 milyar dolar konuşuluyor. 2009'dan. 2009'da aynı bizim çok gibi 5 milyar tarih, dolar. Yakın tarih. Yakın tarih. Bugün yani 5 milyarı yapan 50 milyar doları rahat yapar. Ama biz daha, yani şöyle söyleyeyim. Bir, emlakçıların bir derneği yok. İki, franchise'ların bir derneği yok. Biz yabancı satıcıların bir derneği yok. Biz daha kendi aramızda oturup devlete tek bir ses bile veremiyoruz. Peki, yani. O zaman tamam. Bu global emlak piyasalarına bir girelim. Vedat Bey de hani bir sürü proje pazarlıyor. Siz de Dubai'de, yurt dışında hani fuarlarda da görüşüyoruz. Katılıyorsunuz, yıllardır tabii. İzliyorsunuz. Bir değerlendirme yapar mısınız? Türkiye, dünya pazarında, emlakta nerede görüyorsunuz? Neler yapıyoruz? Eksiklerimiz var mı? Fazlamız mı var? Yani şöyle söyleyeyim. Nerede görüyorsunuz? Çok bir yerde göremiyorum. Bunu birkaç manada söylüyorum. Bir kere bizde bir durumu var. Sadece bir bölgesel bir fokuslanma durumu var. O da Körfez bölgesine yönelik bir fokuslanma var. Ama Körfez bölgesi çok değişken bir bölgedir. Hangi anlamda? Körfez'de her şey politik şekilde ilerler. Yani sonuç itibariyle bugün çok iyi olduğunuz bir ülkede yarın eğer kötüyseniz o ülkenin vatandaşı da zaten bugün alırken yarın bir anda alımı kesebiliyor. Yani oralarda maalesef süreç böyle yürüyor. Zaten döndüğünüzde kesmese de devlet oradaki işte şeyhlikler vesaireler onlar zaten sizin buraya para akışınızı bir anda o kadar yoğun bir mercek altına alıyor ki o mercekten sonra zaten siz para oradan buraya parayı çekmekte zorlanıyorsunuz. Bugün mesela işte Körfez'de kimle sıkıntımız yok diye baktığımda Kuveyt geliyor aklıma, Katar geliyor. Başka var mı Müjdat yok. Bey? Yok. Ya sıkıntı derken tam olarak neyi kastediyorsunuz? Yani tamamen politik, politik pozisyonlama. Yani işte emirliklerle politik olarak ilişkilerimiz iyi düzeyde değil. Suudi Arabistan tarafında da tabii özür diliyorum. Aslında sadece tamamen politik olarak demek de doğru değil. Biz gayrimenkul sektörü olarak da tabii oralarda büyük hatalar yaptık. Yani işte Kuveyt'le mesela politik olarak pozisyonumuz çok iyi olabilir ama gayrimenkul olarak iyi değil. Gibi hata yaptık mesela? Bizi bu duruma ne getirdi? Basit biraz örnek vereyim size. Esenyurt'taki projeyi, yani, Esenyurt'taki projeyi Boğaz manzaralı diye satarsanız o Kuveyt'teki adam önce alır, onlardan çok alan olur. Ondan sonra döner. Kuveyt hükümeti der ki ya da devleti der ki bir dakika sen bana eğer Türkiye'den proje gelecekse ruhsatını göstereceksin, yerini göstereceksin, belli evraklar var, o evrakları getireceksin, koyacaksın önüme. Vedat Bey 3 sene ya da 4 sene önceydi Kuveyt'te bir fuar vardı, hatırlıyor musunuz? Belki hani çok siz var, de çok Kuveyt'te var. Çok fuar vardı. O fuarda dikkatimi çekti. Hani siz de var mıydınız hatırlamıyorum da. 2014'ü bahsediyorsunuz. Vedat Bey yoktu galiba. Yok, olabilir. Küçük bir fuardı ama bir otelin fuar alanında yapılmıştı. O ara tam Esenyurt'ta o bahsettiğiniz imar problemleri yaşanıyordu. Burada bazı firmalar mimlenmişti ama ben oraya gittiğimde var ya o firmaların projelerin satıldığını gördüm.
Ben bir araya bunu demin söylediniz ya, ilave yapmak istedim işte. Katar'da standım vardı. İnanamadım yani. Katar'daki standımın yanında başka bir stand vardı. Esenyurt tarafında projesi tamamen durmuş. İsim vermeyeyim şu anda. İsim vermeyelim zaten. Evet, isim vermeyeyim. O, hala da yok bu arada. Hala işte proje TMSF'ye geçmiş, bilmem ne olmuş Türk falan filan. Türk firmalar mı yapıyor peki oranın kendi? Türk firmaları. Türk firmaları satıyor. Türkler satıyor. Ya, ben bir anımı bahsedeyim size. Tam spesifik. Bu fuarda, otelde değil, Kuveyt'te. Yani orada birkaç tane de bizden iyi müteahhit de oradaydı. Öyle utandık ki. Neden biliyor musunuz? Bir proje var. Proje sorunlu. Projeyi hem mal sahibi aynı yerde satıyor. Hem iki tane de ajanta satıyor. Üç tane ayrı fiyat var. Ben sonra bunları aldım oraya. Ya dedim ne yapıyorsunuz ya? Dinamit dikiyorsunuz. Ya memleketin dibine dinamit döküyorsunuz. Yani böyle bu tarlada balık, trolle balık avlıyorsunuz dedim. Hadi satıyor da müteahhit nasıl izin veriyor böyle olmasına? Üçü de aynı marka. Müteahhitin umurunda değil ki. Bak üçü de aynı marka. Sonunda öğrendim. Müteahhit dedi ki o mal bizim değil. Kat karşılığı veren adamın malları dedi. Bu yer imar durumu sorunu oldu. Ve o katlar çıkmadı. O katlar yok. Sonra bu yabancıları inlettiler. Bir kere Türkiye'de bunlarda ne satan müteahhitte kabahat var. Ne satan aracıda kabahat var. Esas suçlu devlettir. Devlet denetimi yapmakla sorumludur. Devlet yasaları çıkartmakla sorumludur. Devlet hayali mal sattıran adam değildir. Bugün siz yurt dışından, Almanya'dan, Almanya 5 yıl evvel Türkiye gelişen pazarlarda bir numarayken Almanya'nın adı yoktu. Yoktu. Şu anda bir numara. Şu anda Almanya ilk 5'te 4 tane şehri var. Tabii. Ve Almanya o Berlin'de ne vardır? 27 milyar dolar mal satıyor. Bu İstanbul 1,5 milyar dolar mal satıyor. Buradaki hadise o ikisinin arasındaki fark güvendir. Siz Almanya'da insanlar sistemi alıyor. Beyefendinin dedi ki bir de faizi satın alıyor. Bir de getiri var orada. Bir de Almanya'da artık vatandaşlığı, oturma izni gayrimenkul yoluyla veriyorlar. O yüzden insanlar uyandı. Almanya sosyal devletti, nar vardı. Eskiden Almanya'da evini kiralayamazsın. Yani tek odalı evi, sen gidip de üç odalı evi bir tek kişi gelse kiralayamazdın. Bunların hepsini kaldırdı. Eskiden kiraların narı vardı. 1000 euro dedim mi 1100 euroya veremezdin. Onların hepsini kaldı. İnsanlar nelerle mücadele ediyorlar? İnsanlar nasıl Biz abi oturuyoruz, klasik laflarla bizim malımız altın, nasılsa satar. Böyle bir şey yok. Yani dinleme hiç yok. Bir kere tanıtımı da doğru yapmıyoruz bakın, o zaman. Bakın dinleme hiç yok. Devlet, asli görevi devletin denetimdir. Devlet, yurt dışına kim mal satıyor? Bir yeterlilik belgesi almadan yakında, bu da çıkartacağız inşallah biz yurt dışı satıcıları. Bunu bize bıraktı Sayın Hacı Ali Taylan, kendisine buradan teşekkür ederiz. Dedi bu bizim durumumuz değil Müjdat Bey, sizler oturun anlaşın. Şeyler çıktı yani emlakçı ve emlak brokeru çıktı. Şimdi yurt dışı emlakçısı ve yurt dışı brokeru, çünkü bunların okullarını yapmamız lazım. Lisan bilmeyen bu iş taksi şoförleriyle, bu iş taksicilerle, bu iş oteldeki resepsiyoncularla bu işler transfercilerle. Transfercilerle bu işler herhalde Türkiye birinci günde. Ve de size bir şey söyleyeyim. İş onlar yapıyor. Bir de Vedat Bey tabii bu işleri çok iyi bilen bir insandır. Ben size şunu söyleyeyim. Devlet şurada atlıyor. Bizler vergiye tabi insanlarız. Yani yabancı şirket bile olsak Türkiye'de tekrar şirket açıyoruz. 5 milyar dolar mal satılıyor. Bu işler bugün %10'la yapılıyor. 500 milyon dolar bir var. Devlet bundan 200 milyon dolar kira vergi gelirini kaçırıyor. Biz Türkler de şunu kaçırıyoruz. Geçen gün CNR'da fuar vardı. %70 katılan yabancı emlak satıcılarıydı. Tabii. Ne acı. Yani adamın bir vergi kaydı yok, numarası yok, vatandaş değil, şirketi yok. Adam bu işi yapıyor. Ve devlet orada açıyor, ağzını açmış bakıyor. Şikayetlerimizi bildiriyoruz, hikaye. Dinliyor. Çünkü onlar ne yapıyor biliyor musun? İmaj yaratmak için. Gidiyorlar orada, isimler vermeyelim. Fuarlara gidiyorlar. Ya kendi adamlarına, geçen gün devletin adamlarına, ya kardeşim niye bu fuarı gezmiyorsunuz siz? Bize emir verildi, standı bekle. Ya böyle bir şey var mı ya? Sen gezeceksin. Vedat Bey'i sen standında bulamazsın. Stand açar. Hiç her zaman aramızda en şey stand açar. Ben buluyorum. Her bitimde hayır, yok. Hayır, şu var. Gezer ama. Tabii. Yok yok. Bütün yani, fuarı gezer. Evet, herkesi tek tek gezer. Hatta
standta bile buluşamazsın. Biz onunla artık uçakta Allah bizi yan yana düşürmüş de uçakta şey yaptık. Yani vakti yok, uyuyor, şey yapıyor, yani kolay değil bu işler. Peki şeye bakalım o zaman. Yani tamam, biz tanıtımı doğru yapamıyoruz. Eksiklerimiz var. Denetim eksik hem yurt içinde hem yurt dışında, öyle değil mi? Bizim ama en azından şunu yapmamız gerekiyor herhalde. Türkiye'nin işte inşaat firmalarının, sizlerin işte projeleri yurt dışında tanıtırken devletten de bir takım destekler alıyor olmaları lazım. Aynen ya da öyle. Bu anlamda verilen teşvikler var mı? Mesela ben bunu merak ediyorum yani. Ben de neyle karşılıyorsunuz? Şu anda kafayı buna takmış durumdayım. Çünkü söylüyorum, her yerde de konuşuyorum. Şimdi yani hep bir ihracat deniyor. Tamam, biz ihracat bir ürün da satıyoruz. Şimdi sayıldı. Ya sayılabilir de bir faydası yok. Şimdi yurt dışına fuara gidiyoruz. Bakın daha dünün konusu, basit bir şey söyleyeceğim. Şimdi Cidde'de fuar var. 1,5 ay sonra aşağı yukarı söylüyorum. Şubat'ın başında fuar var. Şimdi fuar için bir çok basit bir hesap yaptık. 40 metrekare standa minimum Türk parasıyla söylüyorum 200 bin lira para maliyet var. Bütün maliyet bu. Minimumda konuşuyoruz. Şimdi benim etim ne budum ne? Yani ben o projeyi götürdüm, bir tane fuara girdim. Hadi Steelscape Dubai var. Hadi öbür taraftan dönüyorsunuz. Bu işin bir de dünya bacağı var aslına bakarsanız. MIPIM var. MIPIM'e götürüyorsunuz. Ondan sonra bir Kuveyt'e gideyim, bir Katar'a gideyim dediğinizde bu sizin bizim yetmez ölçeğimizdeki bir tane firma için, yani söylüyorum biz kimiz ki yani ölçek olarak baktığınızda. Ama bizim bile buna herhalde en az 1,5-2 milyon lira para harcamamız lazım. Küçük senelik. Küçük işler için, küçük küçük standlar için konuşuyorum. Öyle 100 metrekare, 200 metrekareleri falan konuşmuyorum bile. Şimdi ben bunu veremem. Ama bir öbür taraftan da satmamız lazım. Yani kabul edelim, bugünkü piyasada baktığımızda, yerli piyasaya baktığımızda biraz önce söylediğimiz sebeplerden dolayı yatırımcı kimlikli insanlar çekilmiş durumda. Niye? Bir tarafta riskli bir gelir kalemi var, öbür tarafta aynı geliri garanti şekilde alabildiği gelir kalemleri var. Niye riskliye girsin ki? Daha fazlasını almıyor sonuçta. Oturumcumuz var ama hala. Oturumcu müşterimiz hala var. Onda bir sorun yok. Yeni pazar yaratmanız lazım. Yeni pazar aslında Türkiye'ye sıcak para girişi demektir. Müjdat Bey'e katılıyorum. Bugün konuştuğumuz para, cirolar nedir ki? 1 milyar dolar, 2 milyar dolar Türkiye'de gayrimenkulden gelen sıcak para için bunlar çok Türkiye'nin potansiyeline de çok küçük paralar. Bunu minimum başlangıçta 10'la çarpıyor olmamız gerekiyor. Başlangıçta ve minimumdan bahsediyorum. Ama bunun için bizim oraya gidip bu tanıtımı yapıyor olmamız lazım. Bizden geçtim. Bizim üstümüzde dernekler var. Onların bunu üstleniyor olması lazım. Dernek var mı? Ya işte hani Gioder vesaire var. Var ama yani Gioder bu dış ticaret işine bakmıyor. Bakmıyor. Onun üstüne çıktım. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın, yani Türkiye Tanıtım Grubu diye bir şey var. Türkiye'de işte her şeyin tanıtım şeyi var. Türkiye'nin gayrimenkul anlamında bir tanıtım platformu yok. Yurt dışında. Yok, evet, yurt dışında. Gayrimenkul anlamında bir tanıtım platformu yok. Türkiye topyekün olarak hiçbir yerde hareket ederek kendini tanıtmıyor. Bir de Vedat Bey şey dikkat edecektim. Kimse de bize bu arada teşvik de vermiyor. Teşvik yok. Kimse de bir şey sıfır vermiyor. Teşvik. Ben orada söz alacağım. Sıfır teşvik. Peki buyurun, bir sorun vardı. Şuraya yazayım, unutmadan söyleyeceğim. Tamam. Buyurun. Evet. Teşvik. Şimdi esasında devlet teşvik vermiyor diye bir şey yok. Biz birlik olup istemesini bilmiyoruz. Aynen, ona da esas sorun burada bizde. Devletin bu yıl 3 tane konuda büyük teşvik verdi. Birincisi KDV'leri yabancı satış. Önce bir kere en büyük verdiği teşvik, bunu bir dış ticaret ürünü haline getirdi. O arada yani sadece biz bir birlik olduk, işte gayrimenkul yatırım ajansı kurduk, hep bir toplanacağız ve karşınıza bir plan dahilinde geleceğiz dedik. Fakat bunlar ağır işliyor Türkiye'de. Fakat böyle idealist başka gruplar da var.
Yani Gioder de destekliyor, gayrimenkul de strateji platformları var destekliyor, Türk Invest destekliyor. Yani şimdi esasında toplantılar yapıyoruz. Gerek bazıları halka açık, bazıları halkı almadan yapılan iş toplantılar. Biz bir kere önce birlik olacağız. Bu bir dış ticaret ürünü olmuş. Biz diyoruz ki Vedat Bey dış ticaret ürünü oldu. Vedat Bey diyor ki Müjdat Bey haklısın ama biz teşvikleri alamıyoruz. Bütün mesele Vedat Bey'in cebine o parayı sokmamız lazım. O para yeterli değil. Biz Türkiye'de dış ticaret hamlesini 80 senesinde gerçekleştiren nesiliz. O zaman devlet bize %10 ilave teşvik verdi. Ve selektif kredi verdi. Piyasadaki krediler %17 ise bize 7 ile verdi. Biz hatta paranın yarısını bankalara sattık. Bir de %10 da oradan para kazandık. %10 da teşvik verdi. %20 bir de devlet bize ham madde teşviği verdi. Fuar teşviği verdi. Enerji teşviği verdi. Her şeyi verdi. Türkiye işte öyle 3 milyardan 150 milyarı buldu. Biz şu anda şunu anlatmamız lazım. Bu yabancı satışta minimum 50 ila 100 milyar dolara gelecek. Ama biz bir dış ticaret sermaye şirketi gibi görmeniz lazım ki bize burada bir %10 vermeniz lazım. En kötü şartlarda dış ticaret teşviklerini çalıştırmanız lazım. Türkiye artık böyle 2 günlük fuarlarla kendini tanıtamaz. Müteahhit bizle rekabet yaptığı müddetçe biz önce yeterlilik belgesi çıkartarak müteahhitlerin haksız rekabetini yurt dışında engellememiz lazım. Müteahhit oraya fuara geldiği müddetçe bizim şansımızı öldürüyor. Ve dünyanın hiçbir yerinde müteahhit satış yapamaz. Lokal gider siz hiç gördünüz mü? Dünyadaki projeleri Amerika'da 1 milyon 400 bin emlakçı vardır. 12 bin tanesi yurt dışına satar, onlar satar. Yani müteahhit, hiç gördünüz mü? Müteahhit satamaz. Müteahhit gitmemeli mi diyorsunuz? Gitmemelidir. Müteahhit, tanıtım yani, yapmaya, müteahhit, fuara katılmamalı mı? Bir şey söyleyeyim. Müteahhit bizim Türkiye'de %1 veriyordu. Ben %10 konuşuyor, beni dövmeye kalkışanlar oldu. Bugün piyasalar %10 oturdu. Oturdu. Bu %10 çok yeterli bir paradır. Bugün %15 veren var. O da zararlıdır. Müteahhit günlük düşünüyor. Müteahhit diyor ki ah diyor ben bir fırsatını bulsam bunlara bu %10 nasıl vermeyeceğim diye planlar içerisinde. Halbuki sen daha fazla mal getirmeye bak. Bu işlerle uğraşma. Teknolojiyle uğraş. Buna yeşil bina nasıl yaparım? Akıllı bina nasıl yaparım? Ben yurt dışından ortak nasıl bulurum? Bunlarla uğraş. İşi gücü müteahhitin, ben bunu nasıl satarım? O zaman kardeşim müteahhitliği bırak. Biz müteahhitlik yapıyor muyuz? Sen bizim alanımıza girme, biz senin alanına girmeyelim. Esas sorun bence burada ve bunu bir devlet denetiminde bunu dünyada çözmüş. Yani diyor ki yüklenici fuarlara bak, yüklenici malını teşhir için koyar. Orada müşteriye fiyat konuşmada benim emlakçım şu der, git şununla konuş der. Yani tutup da şeyle konuşmaz, kendisi konuşmaz. Çünkü bizim yüklenicimiz yabancı yerde mal nasıl satılır bilmiyor. Evet. Yani bir şey denedik. Bir projede isim vermeyelim. Biz bunları blok blok satabilir miyiz dedik. Denendi, başarılı oldu. Bugün beyefendi de çok uğraşıyor. Bizler de uğraşıyoruz, getiriyoruz da. Biz artık yabancı yükleniciyi buraya getirip burada yüklenici karına. Çünkü öz sermaye ile yapılan yüklenicilik burada para kazanır. Bizim şirketlerin en önemli girdileri faiz girdileridir. Toparlayalım Müjdat Bey. Evet. Son 1-2 dakikamız hemen. Tamam söyleyeyim. Yani Türkiye bunları geçiyor. Hı hı. Yabancı satımda artık sabit ofislere. Devlet şu anda bizlere Türk Ticaret Merkezlerinde yerler verdi. Hı hı. Ama kimsenin haberi yok. Yani bunları... Peki. Bir sürü eksiğimiz var aslında. Önce eksiğimiz bence biz içeride tamam, sektör olarak birlik olacağız. Bilgi eksiğimiz var, birlikte olma eksiğimiz var. Bu nedenle de teşviklerimiz de yok zaten, üzerine gidemiyoruz. Size söz vermek istiyorum. Aslında tabii ki konuşacak çok konu var. Biz hepsine değinemedik, çok hızlı geçti. Çok da hani böyle keyifli oldu tabii. Arka arkaya gelince biraz daha şey oldu. Şimdi biz izleyenlerin merak ettiği birkaç konu var aslında. Tamam. Son böyle 1-2 dakika sizden ben bunu rica etmek istiyorum. Özellikle mesela şu dönem yatırım yapmak için ya da işte ev almak için doğru zaman mı? Bunu yanıtlamanızı rica ediyorum. Bir de yönlendireceğiniz bölgeler var mı? İstanbul özelinde, Türkiye özelinde de oldu. Gerçi fark etmez. Şimdi
Bunlar aslında en klasik iki tane soru. Evet, ama en önemli ve en çok ilgi çeken, en çok sorulan sorular. Doğru söylüyorsunuz. Şu bunu dönem... size sormadan geçmek istemedim açıkçası. Tamam, teşekkür ediyorum. Bir kere aslına bakarsanız eğer bir yatırım yapma ihtiyacınız geleceğe yönelik ve veya oturum ihtiyacınız varsa her dönem doğru zamandır. Bunun doğrusu yanlışı diye bir kavram yok. Ama bugünün şöyle bir ekstrası var. Ben hani o anlamda söyleyebilirim. Bugün gayrimenkul sektöründeki, konut sektöründeki firmalar rekabete karşı daha duyarlı durumda. Bu dolayısıyla aslına bakarsanız konut alıcısının bu anlamda alternatif ödeme modellerini geliştirme, yani mortgage faizi ödemeden farklı ödeme modelleri geliştirme ya da farklı pazarlıklar konusunda elini daha güçlü yaptığı dönem. O anlamda ben bir kere öncelikle hani konut almayı düşünenler varsa onların bir kere bir satış ofisinden içeriye girmesini tavsiye ederim. Otursunlar, konuşsunlar. Yani bu şey değil, sattığımız ürün günün sonunda altın pozisyonunda değil şu anda. Yani işte gramı bu kadar liradır, şu kadar gram alırsan fiyatı da budur. Bunun da ne 1 lira aşağıya ne 1 lira yukarıya durumu yok. Pazarlık, herkesin bir marjı kendi içinde var. O marjı değerlendirebilirler ve bakmaları lazım. Nereler dediğimizde de İstanbul'da aslına bakarsanız ben farklı noktaları görüyorum. Birincisi İstanbul'da yatırımların nereye gittiği belli. Aslına bakarsanız büyük ölçekli yatırımların nereye gittiği belli. Bu aslında şehrin de nereye doğru geliştiğini de gösteriyor. Özellikle kuzey tarafına doğru Avrupa yakası için konuştuğumuzda ciddi bir genişleme var. Yani işte 3. Köprü'den, havalimanından, hatta şimdi Kanal İstanbul'dan dolayı İstanbul'un gideceği taraf belli. Kuzey daha avantajlı gibi görünüyor. Şu anda daha avantajlı görünüyor. Ama Anadolu yakasında da bu arada Tuzla Bayramoğlu tarafına doğru gelecek vadeden bir yatırımdan bahsediyorum. Kısa dönemliden bahsetmiyorum. Gelecek vadeden bir yatırım var. Merkeze baktığınızda da merkezde de aslında çok ciddi dönüşüm noktaları var. Gerçekten iyi noktalar var. Anadolu yakasına baktığımızda Ataşehir'de, Batı Ataşehir'in arka tarafları dediğimiz bölgeler, Yenisahra, Barbaros Mahallesi falan, oralar çok enteresan hale bürünecek. Avrupa yakasında Gültepe, Çeliktepe, Aksı, Büyükdere belli bir değer oluşturdu. Onun hemen arkası ciddi bir gelecek potansiyeli yani, vaat ediyor. Aslında İstanbul geneli her yeri ben hep öyle diyorum. Çok kıymetli. Evet. Vaktimiz bitti maalesef. Biraz da hızlı geçti Müjdat Bey. Konuşacak da birçok şey vardı. Yazdık çizdik ama konuşamadık. Çok teşekkür ediyorum ben geldiğiniz ben için. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Efendim konut piyasalarını konuştuk. 2017'yi değerlendirdik. Türkiye'nin dünyadaki emlak piyasalarındaki, emlak pazarındaki yerine değindik. Konuklarım Vedat Arslan, Aremas Gayrimenkul Genel Müdürü ve Müjdat Güler, Nova Holding CEO'suydu. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.